Haftalardır kötü oyunu zaten söylüyoruz. Kötü transferleri söylüyoruz. Ama ligin en kötü takımlarından biri dediğimiz Çaykur Rizespor bugün bu akşam Trabzonspor'a futbol dersi verdi. Şimdi düşme hattındaydı bu maça çıkarken. Hocam girmeden oyuncuyu söyleyeyim mi? Engin Poyraz, Efe Yıldırım 19 yaşındaydı. Poyraz. UEFA gençlik oynadığı oldu. UEFA gençlik yılında 3 gol atmış. Şans buldu hocam o. Bir iki Poyraz bilinen oyuncu zaten hocam. Abi, bilinen bir oyuncuysa niye oynamaz? Ya hocam yani, o da oynayacak. Bu iki hocam, maç oynadı da. Evet, yani daha peki. Var zaman sanki. Evet. Şimdi İlhan Palut'la Çaykur Rizespor bu maça çıkarken düşme hattındaydı. Ama o Çaykur Rizespor bile 4 galibiyete ulaştı. 1.18 puan ortalaması var. Geliyoruz Şenol Hoca'nın ki o hani tabii Şenol Hoca'nın bir dezavantajı var. Sezon başı o hazırlamadı, o seçmedi. Bunu göz ardı etmiyorum ama hani 9 maça 7 puan kaybı, 7 maçta 9 maçın 7'sinde puan kaybıyla karşı karşıya kalmak sıkıntı verici bir tablo. Yani 1.11 puan ortalaması. Hiç İç açıcı bir görüntü değil. Bir Şenol Hoca geldiğinde bir Beşiktaş maçında bir canlanış hissettik, seyrettik. Doğru mu Zeki Bey? Ya orada Fenerbahçe maçında, büyük maçlarda reaksiyon kendi gösteriyorlar. Ya bir de oradaki hocam, şimdi oradaki oyunu okumak gerek. 10 kişi kalınca daha geri yaslandılar. Derinlemesine savunma. İlk maç Beşiktaş, bir de 40 bin taraftarı önünde daha koşup mücadele etti. Ya aşı işin acı tarafı Şenol Hoca önemli bir teknik direktör, önemli bir Trabzon için değer ama bu yani geldiğinden beri bir fark yaratamadı. Teknik maalesef. Anlamda bunu biz masaya yatırmamız gerek. Abdullah Avcı için söylediysek Şenol Hoca için de söylemek gerekir. Aynen. Ya ben bakıyorum Abdullah Avcı gitsin şöyle oynatın. Evet ben de söyledim eleştirdim. Şenol Hoca geldi 2,5 ay hocam. Hiçbir eli değmedi. Takım daha da geriye gitti işin tuhafı. Ya Trabzonspor'un ciddi sıkıntıları var ya. Oyunun hiçbir yerinde yok. Ne savunma ne ucunda. Ender çok güzel istatistikleri getirdi. Bir de şunu söyleyelim. Maç 1-0 iken şöyle bir baktım. Ligde en fazla gol yiyen 3. takımdı. Ya. En az gol atan takımdan 3 gol yiyor. Bak en az gol atan 7 gol atmıştı yanılmıyorsam. Tabii bu maça çıkana kadar 7 tane. 7 golü var Rizin. Maç 1-0 iken 19 golle en fazla gol yiyen takım 3. sıralamasında. Ve de bu kadar kötü performansa ne ama karşındaki takım Şenol Hoca Abdullah Avcı'dan sonra şöyle bakıyorum. Rakip ceza sahası içinde az topla buluşan, az üreten, gol net gol pozisyonuna az giren. Hatta bak Trabzonspor kötü olur ya Göztepe takımı iyidir tebrik ettik o gün. Ya 10 kişi kalmış Göztepe takımla berabere bırak kalmayı beceremeyi. Mağlup oldu ya Trabzonspor. Maalesef. Trabzonspor'un ne oynadığı ne etti oyuncu seçimleri. Mesela ben Abdullah Avcı'yı da eleştirdik burada. Ozan'ı oynattı, Okay'ı aynısını onu da eleştirdik. Evet. Aynısını Şenol Hoca yapıyor. Aynı 11'lerle çıkıyor. Zeki Uzundurukan çok aynı. Doğru söylüyor. Hocam eskiden senle şeyi konuşmadık mı devre arası? Ya herhalde bir hamle yapar ikinci yarıya. Çünkü hem soldaki Enis hem ortadaki öndeki Ozan. Bak Eren de öyle. Yani, Eren Elmalı ne yapıyor? Yani. Ya Eren şey, Elmalı biz, da öyle. Biz dökülüyor. Odada ne konuştuk? Şimdi bunları da bizi izleyenler yanlış anlamasın. Ben dedim ki devre bitiyor ara. Ya dedim Trabzonspor ikinci yarı Şenol Hoca hamle yapması gerek. Maçı böyle 1-0 bitiremez. Ya mutlaka gol yer. Ender dedi ki maç 1-0'da o ara. Ya hocam dedi uzatmada da gol yiyebilir. Böyle bir dengesizliği var dedi. Bak inan gol oldu o ara. Şimdi biz yani bu dengesizliği görüyorsun. Maç 1-0 iken zaten Şenol Hoca bir hamle yapmayacak. 1-1 iken bile yapmadı. Yani Şenol Hoca da diyorum yani geldiğinden beri elde edemedi. Formsuz takım zaten kötü. Yani ama Trabzonspor'un yani bir amacı gayesi olur ya. Ya bir Trabzonspor yenilir. Yenilmeyi de hak edersin. Ya böyle 8 tane oyuncuyla oynat. Deplasmanda oynat. Çekin, kapan, stoper, orta sahada. Şey stoperlerden, beklerden orta saha yap. Sen nasıl üreteceksin? Trabzonspor rakip ceza sahası içine benim gözlerimde ne biliyor musunuz? En kalabalık girdiği anlar hangi anlar? En kalabalık. Duran top. Bitti. Şimdi bazı oyuncular getireceğim. Neden bunu getireceğim? Başlangıçtaki konuşmamız için. Önce mesela Savic ve Vakeme. Evet. Şimdi önemli bütçelerle alındı bu oyuncular. Savic ve Vakeme'nin Barkos gelmedi mi daha? Peki gelmemiş. Banza geldi mi? Banza'nın Barkos'u var mı? Hazır mı? Biraz. Oradan da cevap geldi. Ben şunu söyleyeyim. Geliyor. Tamam.
Öyle siz hazırlayın, biz devam edelim. Mesela Şenol... Savic ve Vakeme alınıyor. Evet. Bunlar ciddi ciddi rakamlar. Şimdi Banza alındı. Banza ekranda. Banza 7 maç oynamış. 620 dakika. 6 golü var. Asisti yok. Bir takım meziyetleri var ama onu açıyor mu? Onu açıyor tabii. Yani bir onu açıyor eder mi? Yani kramponu etmez, öyle söyleyeyim. Yani bu oyun anlayışıyla. Şimdi cezası aslında orta geliyor ama Banza'nın kafasına atamıyorlar. Yani Trabzonspor'da öyle nitelikli, çok böyle üst düzey işte bir Vişka var. Orta yapabilen. Orta kalitesi de çok düşük tabii, takımın. Yani Thomas Meunier'e gitti. Tabii Thomas Meunier'e gittikten sonra. Top taşıyan oyuncu yok arkadaşlar. Şey yok, olarak gelmiyor. Yani Şenol Güneş Abdullah Avcı'nın devamı gibi 11'leri çıkarıyor. Artı hiçbir oyun bulamadı. Yani hiçbir oyun anlayışı, ne bileyim taktik, oyun zekası, hiçbir şey yok şu anda. Yani Trabzonspor hocasız da aynı puanları toplar. Tam bir, yani sahadaki oyuncularda akıl tutulması var, teknik heyette de bana göre. Çünkü teknik heyet öne geçtiği maçları tutamaz mı ya? Ya hem bu kadar savunma ağırlıklı oynuyorsun, hem Çaykur Rizespor'dan 3 gol yiyorsun. Nasıl oluyor? 2 tane de golü sayılmadı. Hani offside'de bilmem neydi. Tamam, doğru, sayılmayan gollerde hakem haklı ama pozisyon var yani. Yani çok pozisyon veriyorsun. Varasanovic'in kaçırdığı 2 tane de %100 karşı karşıya pozisyon var. Senin Vişka'nın karşı karşıya bir pozisyonu var. Bir de bir golün var. Onun dışında pozisyonun yok ya. Yani ben nasıl izah edeceğiz? Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Devam edin. Şimdi bu pozisyonları vermesin diye değil mi? Evet. Orta sahada Lüstram, Okay ve Ozan oynatıyorsun değil mi? Bu ne yaman çelişiyor o zaman? Şimdi, bak şöyle olur. Onu... Bak şimdi. Evet. Çok ofansif bir orta sahayla çıkarsın orada. Mesela yok kadroda Bardi. Bak şimdi Bardi oynattın. Muhammed Çam'ı oynattın. Şimdi ben bazı öne oynayacağım. Ofansif risk alıyorum arkadaşımla. Yiyeceğim bir fazlasını atacağım. Aynen. Ya işte iki santrafor oynarsın. Dersin ki orta sahayı Muhammed Çam'la Bardi ile tutacağım. Ya deriz ki bizde yani çok pozisyon verir bu takım. Yani ofansif yani tamam da defansif direnci yok. Sen yani dörtlü savunman zaten ileri çıkmıyor. Bir de önü 3 tane savunmacıyla oynayıp bu kadar pozisyon veriyorsun. Şimdi, bak bu çok enteresan ya. Şimdi nasıl biliyor musun? Trabzonspor, Trabzonspor 3 ön libero ile çıkıyor. İlhan Palut 3 10 numara ile çıkıyor. Orta sahada 3 tane 10 numara özellikle oyuncu ile çıktı Trabzonspor'un karşısına. Ofansif, biri defansif. Tabii. Şimdi bak niye orada yanlış seçim? Şimdi defansif oyuncularla böyle güçlü ama hareket hızı yok. Üçü de aynı. Şimdi Lucas Torreira gibi bir oyuncun olur. Fred gibi hareket hızı, çabuk oyuncu. Hemen baskı yapar, anladım. Bunlar ağır oyuncu. Fiziksel kalite nedir? Bunlar birebir. Okaya gelecek yanına. Mesela Zeki Uzundurukan'da ben omuz omuza çarpışacağım Ender. Burada topu kazanacağım. Bunun için. Ama adamların üçü de ofansif. Buna girmiyor. Pas yaptılar, çok rahat geçtiler. Evet. Ya bu anlamda da bak çok yanlış anladı mı tercihler? Sen karşı tarafta 3 tane o profilde... Plan hatası var yani. Bak, plan hatası var. Kurgu. 3 tane karşına Trabzon gibi ağır fizikli oyuncu olur. İkili mücadeleye girmek için oynatırsın, anlarım. Onlar da top kullanamaz. Ama onlar top kullanıyor. Hareket hızı da yok. Ağır oyuncular. Ya sen bunu kurgularsan topu Rize'ye verirsin ve devamında pozisyon yersin. Bir sıradaki 10 maçı alayım arkadaşlar. Yani şimdi öyle bir noktaya geldik ki taraftar en büyük sıkıntılardan biri şu. Taraftarın umudunun, ümidinin tükenmesi. Tribünlerin boşalması. Bunlar o ümit sıkıntı. Kalmadı canım. O nerede? Yani şimdi zaten zirvedeki takımlarla aradaki puan farkı iyice açıldı. Evet. Avrupa'da yoksun. Ben taraftarın ümidi kaldığını falan düşünüyorum. Yani biz hani Ziraat Türkiye Kupası kalıyor. Taraftar kana alıyor. Bak bu söylemler, ben Trabzonspor mesela var ya başkanı dinliyorum. Nevzat Bey seneye bütün kupaları alacağız. Bak temenni strateji değildir. Temenni stratejiyle ölçülmez. Trabzonsporlar temenni. Başkan bütün sene şampiyonuz. Ya şimdi UEFA maçlarını seyrettik. Biz Trabzonspor'un ya şampiyon olacak bir kadro değil. Transfer yanlış olacağız. Şimdi senin şampiyon olduğun seneki ne Galatasaray o Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne de Beşiktaş o Beşiktaş. Doğru. Şimdi sen bunu iyi okumalısın. Burada Trabzon'un yapacağı tek şey var. Başkan eğer bu doğrultuda giderse, bu düşüncüde. Tabii benim düşüncem. Yani gider ayrı iyi çıkar şampiyon. 3 yıllık bir plan yapacak. Bu tekrar seçildiğinde kısmetse 3 yıllık. Zaten 3 yıllık bunu, planla şampiyon oldular biliyorsun. Tabii, Ahmet Ağulu göreve gelirken. Bu yaşlı oyunculara yollayacak. Genç, dinamik, böyle bir kadro kurup bununla 3 yıllık planla yürüyecek.
Trabzonspor'u genç, dinamik, iyi mücadele, aç, hedefli olan bunlar bunu anlatacak. Sabır eğer bu kafayla giderse yine sıkıntı olur. Yine hoca tercihleri yanlış, oyuncu tercihleri ikisi de yanlış. Başarısızlıkta istikrarı yine devam ettirir başkan. Şimdi, bir şey daha yapmaları lazım. Şimdi Ocak ayında belli ki yine çok transfer yapacak Trabzonspor. Lütfen yapmalı şu transferleri mı? Yaparken yapmalı mı? Yapmamalı bana göre. Ya bu, Ocak'ta ya hedef yok. Hedef yok, hiçbir şey yok. Bu takımı bir şekilde teşhisi koyup bu takım bundan iyisini oynar. Bu takımla zaten hedefe gidemezsin. Yapacağın 10 transferle, 10 yeni transferle hedefe hiç gidemezsin. Ama şu transferleri yaparken ya birilerine de danışmaları lazım. Biz bu listemiz şu şekilde. Trabzonspor'un çok böyle bu futboldan anlayan bir sürü eski futbolcuları, kim başkanları, mesela? Yöneticileri. Kim? Şimdi söylemeyeyim burada. Kim ya yani? ya da bu mesela. İşi bilen. Bana göre bu şekilde hiç yapılmamalı. Ya, kim yani? Ben merak ediyorum. Kim Fenerbahçe, çok... Galatasaray bu transferleri artık... Bakın, Fenerbahçe Rogon Menajerlik Şirketi. En sonunda söylemek zorunda kaldım. Galatasaray George Gard üzerinden yapıyor. Ya lütfen çok ünlü menajerlik şirketleri üzerinden yapın bu transferleri. Onlar seni yıl boyu analiz ediyorlar takımını zaten. Ona göre sana şu oyuncu gider, bu oyuncu gider. Ya Şenol Güneş'e şimdi bu kadar sıkıntının arasında liste hazırlatmak. Şenol Güneş mevki verir. Oyuncu teşhisi koymaz ki. Şimdi o oyuncu Manero vermez ki yayıncı kuruluşta. Bu şehir, bu taraftar, bu kulüp bunu hak etmiyor. Oyun o zaman. Ben bir şey açıkça çok güzel söylemişim. Manero kardeşim. Oyun o zaman. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen de Trabzonspor'u yani... İnsan olarak hiçbir şey demiyorum zaten. Kimseye bir laf söylemeyiz. Sen de Trabzonspor'a hak edecek bir futbolcu değilsin. Ya Allah aşkına bak, sağ bek, sol bek alıyorlar. Sol bek Eren var. Barasic, yedek, Ender. Ya heriflerin gole katkısı yok. Ligin 3'te 1'i bitti. Gole katkısı yok. 2 tane bek almışlar ya. Şaka mı bu? Barasic Eren'i kesemiyor. Ya. Bak şimdi ne plan, nasıl yapılmış? Abdullah Avcı'yı o anlamda eleştiriyorum. Bir de ben tabii Zeki Uzundurukhan için değil, yani böyle söyleniyor her kulüp için. İşte Trabzonspor'da var işte şu kim, ben merak ediyorum. Gelsin abi konuşsun, dünya futbolu, sistem, oyuncu, nereye evrilmiş ne olur. Ben çok merak ediyorum. Mesela böyle söylüyor yani işte şu işte danışıldı. Spor anlamda buna soruldu. Scout ekibinde bunlar var Trabzonspor'un. İşte bunlar söyledi falan. Kim onlar? Ya kim oyuncuyu seçmek etmek, bir kere bir sistem takım Trabzonspor değil, en büyük hatası bu. Trabzonspor bir sistem takımı olsaydı bu Muhammed Çav'ın peşinden 3 ay koşmazdı. Banza'ya böyle laf olsun diye almazdı. Yani bir sistem takımı değil. Transferleri ne yiyorlar. Belli değil. Belli evet, ya büyük göre. Ya büyük takım böyle olur mu Allah aşkına ya? Oyuncular alalım, bir oyun modeli seçelim. Uğurcan diyor ki söylenecek çok bir şey yok. Herkes sorumluluğu üstlenmeli, ben dahil. Evet. Kendimize yedirmemeliyiz bunu. Gerçekten çok üzüntülüyüm. Kendimiz düşünmeli ve bu takımı ayağa kaldırmalıyız. Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı oyuna geçip kaybettik. Moral olarak o maçta darbe aldık demiş. Bu hafta da oyuna geçip kaybettiler. Ya bir şey söyleyeyim. Göztepe maçı 10 kişilik rakip. En güzel cümle o. Kendimiz düşünmeliyiz diyor. Geri gelir misiniz? Bak ne diyor orada? Futbol bireysel bir spor değil, takım olarak kazanıp kaybediyorsunuz. Bir öncekine geldim. Maçları kazanırken kendimi ön plana çıkarmıyorum ama yenilince ön plana çıkarıyorum. Hepimizin canı yanıyor. Kötü gidişat ama bu gidişatı düzeltmek bizim elimizde. Ya bunlar hep yani, temenni, somut bir şey var mı? Yani bunu yapmak, bu temenni. Evet. Bak bunlar hepsi var. Yani kötü gidişat var, bu gidişatı düzeltmek bizim elimizde. Tamam da ne oldu, nasıl olacak? Bu hep temenni. Şimdi Şenol Hoca da öyle, Abdullah Avcı çalıştığında öyleydi. Hep ben Trabzonspor'da hep temenni. Başkan öyle, Bielitsa antrenör geldi, Hırvat öyle. Hep temenni oyuncular. Ya Allah aşkına bu seçimler onlara, bunlara dikkat etmiyor musunuz? Oyuncu, antrenör vesaire bilmem ne. Yani bunları yaparken ederken nasıl bir takım oluşturacağız? Nasıl olacak? Ne edecek? Ya hedefi olan oyuncuları getirelim buraya. Daha genç olsun. Bir transfer böyle mühendisliğini doğru yapmaz mı ya şimdi Trabzonspor? Sıradaki 10 maç önümüzdeki hafta tabii hani ligin en kırılgan takımlarından biri, belki de birincisi Adana Demirspor'u konuk edecek. Herhalde hani artık bu mutlak 3 puan hedefiyle çıkılacak bir maç olacak. Adana Demirspor 1-0 bitti mi maç arkadaşlar? Bitti değil mi? Eyüp Spor'a kendi evinde 1-0 yenildi. Adana Demirspor için gerçekten çok zor bir sezon. Yani bu halde de tamamlanması çok güç bir sezon. Allah kolaylık versin futbolculara da, zor. Alanya deplasmanı var.
Şimdi içeride Kasımpaşa maçı, Alanya maçı deplasmanda. Tamam evet. Alanya hani ama düşme hattına geldi Alanya'da. Alanya takımı da yani şöyle bir bakıyorum. Tabii düşme hattında. Deplasmanda oynuyorsun. Kasımpaşa deplasmanda zor. Daha çok zor bir takım. Çok zor. Galatasaray maçı çok var. Çok zor. Yani 3 hafta hepsi. Öyle bir 3 hafta zor, maç var ki. Ya zor diyorsun. Trabzonspor için zor ya. Yoksa evet. Kayserispor geldi. Böyle bir hafta anlatıldı. Kasımpaşa Beşiktaş'ı evet. Böyle yaptı. Geldi adamlar 2-1 yendi. Gitti dün hayır. Akşam İstanbul'dan. He? Samsun'a gideceksin. Ya burada ne var? Bu tabloda neyi mesela okunur net bir şekilde? Benim okuduğum net söyleyeyim mi ne? Trabzonspor bu rakiplerle oynuyorsa çoğula maçın favorisidir. Trabzonspor bu maçların favorisi değildir. Bak. Şimdi gelinen nokta budur bu bak. Trabzonspor. Bu Trabzonspor tabii. Evet. Şimdi normalde tartışmasız kağıt üzerinde eski baksa, bunların hepsinde favori. Galatasaray maçı belli olmaz. Sen şimdi mesela. Şampiyon olduğu sene bunlar dersin ki ya Galatasaray'a belki takılır, geri kalan bütün maçları kazanır dersin aynen. Değil mi? Tabii. Gelinen nokta bu maalesef. Yani İşin tuhafı bu. Şurada Adana Demirspor maçı haricinde ya yani o bile bak ya enteresan. Ben maçı seyrettim. Sivas 2-0 galipler Adana Demirspor. 2 gol kaçırdılar. 4-0'a yani bitirecekler neredeyse. Oradan maç döndü. Bakıyorsun Eyüp iyi mi diyorsun 1-0. Geçen hafta Kayseri'ye gittiler. Kayseri'den iyi oynayarak 1 puan aldılar. Net goller kaçırdılar. Yani o maç dahil diyemem. Ya Trabzonspor %100 kazanır. Trabzonspor'un geldiği nokta bu. Buradan çıkması gerekir. Çok. Ya Trabzonspor ciddi anlamda bir öz eleştiri yapması gerek herkesin. Trabzonspor'da bir de oynamayan oyuncular mesela Umut Güneş. Yani bir sürü oynamayan savaşacak oyuncular var. Bu oyuncular mesela oynamıyorsa oyuncular ben farklı bir takımla çıkarım. Oynamak için formayı kapmak için bir şey yapmalıyım diyor mu? Rekabet getirmeleri lazım. Bilemiyoruz tabii. Eleştiriyoruz, önerilerde bulunuyoruz. İşte hocam biz bir şeyler anlatıyoruz. Hiçbir ciddiye almıyorlar. Hiçbir bunu önemsemiyorlar. Bildikleri yoldan şaşmadan ısrarla istikrarsızlık üzere devam ediyorlar. Yapıştı üzere baktığın yani zaman. Yani Deniz Draguş. Hay adam kornere gidecek topu rakibe pas attı. Bakıyorum. Yani Cihan Çanak. Rize Spor'la oyuncu asisti yapamazdı o golde. Bak şimdi.